Reklamların ardından A Spor ve A Spor Radyo ortak yayınına, ana habere kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Reklama gitmeden önce teknik direktör Mircea Lucescu'nun basın toplantısını hep birlikte izledik. Şimdi kameralarımızı İsveç'e çevirelim yeniden. İsveç milli futbol takımımız maçın hazırlıklarına devam ediyor. Sözü Hakan Gündoğar'a bırakalım. Evet, son karşılaşma öncesindeki son hazırlığı gerçekleşiyor milli futbol takımımızın Friyan Stadyumunda. Bu stadyum bilindiği gibi 2012 senesinde açılmıştı ama hatırlanacağı maç hangisi dersen sevgili Ceyda, burada oynanan İngiltere maçı, açılış karşılaşması 14 Kasım'da oynanmıştı. Neden o karşılaşma? Çünkü Zlatan İbrahimovic'in çaprazdan, tam Mehmet'in gösterdiği yerden çaprazdan atmış olduğu ravoşata gol inanılmaz bir goldü. Belki de kariyerinin en güzel golünü bu stadyumun açılışında atmıştı. İsveç efsanesi Zlatan İbrahimovic ve o günden bu yana bu stadyum faaliyetine devam ediyor. Amini futbol takımımızda son çalışmasını gerçekleştiriyor. Şu anda Friyan Stadyumunda. İşte Amini futbol takımımızı görüyorsunuz. Yarın kalede Sinan Bolat'ın oynayacağını söyledi teknik direktör Mircea Lucescu. Beceremezsem ayrılırım dedi. Neden söyledi? Genç bir kadro kurduklarını ve bu kadroyla hedefleri olduğunu söyledi. Eğer bu hedefleri gerçekleştiremezlerse görevinden ayrılabileceğini sinyallerini verdi deneyimli teknik adam ki Rusya maçından sonra Mircea Lucescu'nun tahtı sallanmaya başlamıştı. Yarınki karşılaşmada alacağı sonuç belki de Türk milli takımın başındaki yolunu, haritasını belirleyecek tecrübeli teknik adamın. Bunu söyleyebiliriz ki şunu da söyleyelim hemen biraz önce kafilemizden bulunan sanırım yönetici değil ama gelen güvenlik personellerinden bir tanesi Yunus Mallı'nın şutu başına gelmesi nedeniyle kısa süreli bir rahatsızlık geçirdi ama şu an durumun iyi olduğunu söyleyelim. Geçmiş olsun dileklerimizi de gönderelim. Ve tekrar antrenmana dönelim. Mircea Lucescu'nun aslında flaş sözleri, açıklamaları gerçekten dikkatle dinlenebilir nitelikteydi. Mayıs ayında milli takıma gelmek istemeyen futbolcular vardı. 8 futbolcu milli takıma gelmek istemedi dedi. Gerçekten altında çok derin ifadelerin yer aldığı, acaba futbolcular kimlerdi dedirtebilecek bir açıklamaydı teknik direktör Mircea Lucescu tarafından yapılan. Bu açıklama yarın kaleye Sinan Bolat'ın geçeceğini söyledi ki kadroda çok sürpriz değişiklikler var. Az sonra Serkan Korkmaz da birlikte saat 21'de bu konuları değerlendireceğiz. Kadronun son halini izleyicilerimize aktaracağız. Kalede Sinan Bolat'ın oynayacağını izleyicilerimize tekrarlayalım. Teknik direktör Mircea Lucescu açıkladı ama bir sürpriz ismin daha yarınki karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkacağını da yine izleyicilerimize aktaralım. Çalışmalarına devam ediyor. Moraller yine de iyi olduğunu söyleyelim takımda. Bugün kamp yapılan oteldeydik. Moraller iyi. Karşılaşma öncesinde kazanacağımızı düşünüyoruz ama tabii ki rakibimiz oldukça güçlü. Son Dünya Kupası'nda çeyrek finalde İngiltere'ye mağlup olan bir İsveç var. Bir futbol kültürü tamamen oturmuş bir ülke var karşımızda. Zlatan İbrahimovic olmadan çeyrek final çıktı. Ki şunu söyleyelim, sokakta veyahut da bu stadyumun, Friyan Stadyumu'nun her köşesinde Zlatan İbrahimovic fotoğrafı görmek mümkün. İsveçlilerin söylediği şu, burada futboldan daha önemli Zlatan İbrahimovic ifadelerini kullanıyorlar. Herkes müthiş bir saygı, müthiş bir sevgi duyuyor gerçekten Zlatan İbrahimovic'e. Zlatan İbrahimovic yokken bile Dünya Kupası'nda çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Milli takımımıza tekrar dönecek olursak ilk karşılaşma Rusya maçında 2-1 mağlup olmuştuk. O karşılaşmada 41. dakikada golümüzü atan Serdar Aziz sakatlanıp oyundan çıkmıştı maçın ikinci yarısında ve bir gün sonra da milli takımdan ayrılmıştı sakatlığı nedeniyle. Bu yüzden de yerine herhangi bir oyuncu davet edilmedi. Serdar Aziz karşılaşmada formaya girebilecek isim yerine Kaan Ayhan girecek. Ama sevgili izleyenler şunu söyleyelim. Milli takımımızın
son kadrosu, son şekillenen kadrosu. Kalede Sinan Bulat oynayacak ama gerçekten çok sürpriz bir ismin ilk 11'de olacağını izleyicilerimize duyuralım ve şunu söyleyelim. Serkan Korkmaz'la birlikte saat 21'de yapacağımız yayında kadronun son halini sizlere aktaracağız diyelim ve sözü Ceyda Dönmez'e bırakalım. Hakan Güncar'a kolay gelsin diyelim. Yine antrenman sonrası gelişmeleri